Türkiye Kupası yolculuğumuza 1996-1997 sezonunda çift maç üzerinden oynanan Kocaelispor Trabzonspor finaliyle devam ediyoruz. Bordo Maviler finale gelene kadar sırasıyla Altay, Gençler Birliği ve Gaziantepspor'u elerken Kocaelispor ise Çanakkale Dardanelspor, Samsunspor ve Beşiktaş'ı kupanın dışına itiyordu. Bu dev randevuda ilk maç 19 Mart 1997 günü Hüseyin Avni Aker Stadında oynanırken maçın hakemi Ahmet Çakar'dı. Kar yağıyor Allah aşkına, bir çek şurayı ya. Ne güzel kar yağıyor ya. Söyleyeyim, benden söylemez. Şu anda 50-50. Yani şu anda hoş değil çünkü bir saat var. Bu tempo devam ederse kapanabilir. Hocam nasıl sağın durumu? Elenirsin şu an. Sağda bir problem yok ama kar yağışı başladı. Çizgiler kapanabilir. Maça başlarken çizgiyi çizirsek bile ilerleyen kar yağışla çizgiler kapanabilir. Bilmiyorum, bir saat daha var maçın başlamasına. Bekleyeceğiz ama şu anda çok parlak görünmüyor. Ama bekleyeceğiz. Yüzde olarak oynamak. 50-50, yarı yarıya. Şu anda yarı yarıya. Hatta gayemiz ikinci maçın avantaj elde. Bu maç... Final oynuyor. Seyirci hiç gelmesin. Saha çok bozuk olsun yine. Kazanması gerekiyor. Çünkü bunu kimseyi çevirmez geriye. Biz de her şeyi yaparız. Bu futbol maçı öncesinde insanı kesin konuşturmayan bazı faktörler var. İnşallah bu düşünmediğimiz faktörler bu maçta bizim başımıza gelmez. Biz çıkacağız. İkinci maç için en iyi avantajı burada sağlayacağımıza inanıyorum. Peki. Kupa Galipleri Kupası'nı temsil edecek takım belli olacak ve düdüğünü çalıyor, oyunu başlatıyor Ahmet Çakar. Oyuna Kocaelispor başladı. Karşısında Osman var. Şota içeriye giriyor. Sağından atı solundan geçti. Devam diyor Ahmet Çakar. Tribünler uğultu içinde penaltı bekliyordu. Tribünler Şota penaltı bekliyordu. İşte Şota ekranlarınızda. Geçen yılın gol kralı. Biz de pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Milkoviç'in yanından geçmek istiyor. Bu arada bir atak daha Fatih'ten. Abdullah ceza sahası içinde dışarıya çıkarıyor. Top boşta. Stingaç tereddüt ve geri pas kararı. Kaleye 3 metre. Çok ilginç bir olay yaşayacaksınız. Geri pas kararı. Bakın Abdullah çıkardı topu. Stingaç dokundu. Sonra defans oynuyor topla. Osman durmuyor kalecisi altın diye. Evet, Ahmet Çakar şota da zaten feryat içinde geri paslıyor. Bu da biraz önce şotanın penaltı diye tribünlerin ayağa kalktığı pozisyon. Söyledim, giderek oyun ısınıyor, giderek zevkli hale geliyor. Ve kaleye çok yakın mesafeden bir en direkt serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Baraj gol çizgisinde. Evet, dikkatle izliyoruz. Çok ilginç bir an. Hami Ünal. Ünal yuvarlayacak, Hami vuracak. Etten bir duvar var. Herkes fırladı dedikten sonra ama topa vurulmadı. Bekliyoruz heyecanla. 16. dakika. Ünal. İşte kale sahası. Hami vuruyor. Geldi bir barajdan. Barajdan geldi. Bir hava topu kale içine. Kaleci Stigacu. Çok ilginç. Yanakem ve Ahmet Çakar pozisyon hizasındalar. İkisi de topun çizgiyi geçmediği konusunda karar birliği içindeler. İşte endirekt serbest vuruş barajdan geri geliyor Faruk'tan. Emsalci dolduruyor. Öndireğe falsolu bir top. Milkoviç karşıladı. Tekrar Hami. Bir orta daha kale ağzına. Bir kafa. Stingaç'ı dönüyor. Karambol ve filene gitti top. Top filene gitti. Trabzonspor 1-0 önde. Evet, gerçekten sağ kenarında da büyük bir sevinç var ve golün sahibi İskender. İskender büyük sevinç içinde gitti tribüne, taraftara ve arkadaşlara da hemen oyun alanına dön dediler. İşte korner. Bir kafa. Stingaçu önlemeye çalışıyor.
İskender orada son vuruş yapıyor. Bu da bir başka açı. Bakın Stingaçu direkt büyük bir karambol. Sonunda o karambole noktayı İskender koyuyor. 1-0 Trabzonspor önde. İşte gol kale arkası kamerasından ekranlarınıza geliyor. Stingaçu'nun sırtına çarpıyor. İskender artık çok yakın gol pozisyonunun içinde adeta. Ve Faruk top çıkarıyor. Nemsadze Mirkoviç'ten sekti. Şota, şota arkasında toprak vuruyor ve dışarı gidiyor top. Hami işte geliyor topa doğru. Kaleye vurdu, çok sert ve Alper'den dönüyor. Barajı geçti, Alper'i geçemedi Hami. Ortası Nihat aşıyor, ters bir yumruk ve korner. Osman. Nemsadze sekiyor top. Nuri geliyor. Karambol, Evren ve Soner. Soner ve beraberlik golü. Soner bomboş kaldı orada. Beraberlik golü 67. dakika. Golün sahibi Soner, eski bir Trabzonsporlu. 1-1 oluyor durum. Yılmaz Vural hemen oyun alanının kenarına geldi. İki teknik adam. İşte Holger Ozyek. İşte Kocaelispor'un beraberlik golü öncesi. Evren sağ tarafa oynuyor. Soner o kalabalıktan topu filelere gönderiyor. 1-1 oluyor bu golle durum. İşte ikinci yarıda oyuna giren Soner'in golü bir kez daha ekranlarınızda. Bu arada Moşe kalesinden fırladı Nihat ve aldı topu. Okan uzun oynadı. Nuri bırakıyor ve Evren atakta. Çizgi halinde Trabzonspor defansı. Evren ortası kale ağzına herkesi geçiyor. Moşe ve yetişemiyor. Out. Bir birlik beraberlik var Türkiye Kupası finalinde. Ve Ahmet Çakar maçı bitiriyor. Maçı bitiriyor. Türkiye Kupası finali ilk maçı 1-1. Trabzonspor 1, Kocaelispor 1. Tayfun ne terbiyesiz adammış. Ey İskender ya. Ne terbiyesiz adammış. Topak revanşı da var bunun, bir belli skor. Ya biz, ben maçtan önce de söyledim, biz şu anda Türkiye'nin en kuvvetli takımıyız. Biz birbirimize inandık, başkanımız, taraftarımız, hocamız, futbolcu hepimiz inandık. Biz bu kupayı Kocaeli halkına borçluyuz. İnşallah getireceğiz Kocaeli halkına bu kupayı. Son pozisyon gol olsa belki galip gelecektik. İkinci maç için çok büyük avantaj elde ettik. Trabzon güçlü bir rakipti. Burada iyi bir avantaj yakalamak istiyorduk. Onu yakaladığımızda da inanıyoruz yani. İkinci maç inşallah kupayı alan taraf biz olduk. Soner, Bordo Mavili takımda çok gol attın Avni Aker'de. Şimdi de Kocaelispor formasıyla golü buldun. Valla bunu da anlatabilmek zor tabii ki bu duyguları. Şu an Kocaelispor formasını taşıyorum. Onun için ter döküyoruz. Kocaelispor'un başarısı bizim kupada büyük başarımız. Bütün destekçilerimiz burada. Kaderde bu da varmış yani. Burada oynayıp Trabzonspor'a gol atmak da varmış. Şu anda açıklama yapabilecek durumda değil hoca. Yani onun için anlayışlı olmalı. Fazla bir şey söylemek istemiyorum ama orada yani büyük bir avantaj kaybettik. Orada bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah'ınıza kurban olayım. Gidin korkunuzu, korkunuzu giyin, bitin. Canımız üstün için burada, boncuk. Allah'ın adı da boncuk. Ha bunlara abilik yap boncuk. Babalık yap, Allah'ın adı da boncuk. Ağır atmayın. Ağır atmadık boncuk. İlk maçın ardından avantajı yakalayan Holger Ossiek'in Kocaelispor oluyordu. Kupayı kazanacak takım 16 Nisan 1997 günü Yeşil Siyahların evi İsmet Paşa'da belli olacaktı. Hakem Muhittin Boşat'ın yönettiği bu karşılaşmaya gidiyoruz şimdi de. Erhan. Tayfur. Tayfur sol kanada. Nuri sol çaprazdan girdi. Nuri
kaleye ve gol! Mükemmel bir gol Nuri'den. Yılmaz burada yıkıldığı an. Nuri atıyor. Kocaelispor 1, Trabzonspor 0. Maçta 88. dakika. Gol Nuri. İzmir Nispet başarılarından büyük sevinç. İşte Sefa Silmen. Tebrik ediliyor. Kocaelisporluların büyük sevinci. Nuri bekledi bekledi. Vurdu ve kaleci Metin Aktaş'ı mağlup etti. 2 dakika kaldığını işaret ediyor Ozic oyuncularına. İşte Nuri görüntüde. Kupada attığı ilk gol Nuri'nin. 2 dakikada en az bir gol bulmalı ki Trabzonspor maç uzatmaya gidebilsin. İşte Nuri vuruşu direkt ve top ağlarda. Kocaelispor 1, Trabzonspor 0. Stingaccio. Ve Muhittin Boşat bitiriyor maçı. Kupa Kocaelispor'un. Tarihinde ilk kez final oynadı Kocaelispor ve kupaya uzandı. 35. Türkiye Kupası Kocaelispor'un sağ kenarındayız. Öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir skor. Önümüzdeki sene kupa gayretlerinde temsil edeceksiniz ülkemizi. Nedir hislerinizi öğrenebilir miyiz? Ya gördüğünüz gibi ben net goller kaçırdım ama çok iyi futbol oynadık takım olarak. 2-0, 3-0 bitecek maç. 1-0 zora soktuk işi ama ne olursa olsun kupayı alacaktık. Kupa galiplerine gideceğiz. Çünkü Kocaelispor'a bu zaferi yaşattığımız için bu seyirciye zaten bu layık. İnşallah kupa galiplerinden de iyi bir sonuçlarla çıkar. Bu Kocaeli halkının yüzünü güldürürüz. Evet Faruk, kupa aldı. Evren kupa aldınız. Kocaelispor'un tarihine geçirdiniz bu takımı. Evet. Büyük bir başarı. Ben geçen sene de Galatasaray'da oynarken kupa almıştık. Ve ikinci yarı takıma geldim. Takımla beraber çok iyi bir uyum içerisine girdik. Ve yine kupayı kazandık. Kocaelispor'a nasıl bir takım olduğunu Türkiye'de gösterdik. Bundan sonra seneye kupa galiplerinde inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. Evet Nuri, muhteşem bir gol attın gerçekten. Evet, gerçekten. Deplasman'da 0-0'dı. 1-1'di maç. Daha sonra burada muhteşem bir gol attın. Ve önümüzdeki sene kupa galiplerine katılacak Kocaelispor. Evet. Nedir duyguların? Herkes şunu bilsin ki Kocaelispor önümüzdeki sene Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir. Şurada Trabzon'u yendik, Kocaeli'ye herkes hayırlı olsun, çifte bayram yaşayacağız. Peki gol anını anlatır mısın çok kısa olarak? Ya, top işte önümde kaldı, artık dedim zaten son dakikalar vuracağım, kesin gol olacağını hissettim yani vurdum, gol oldu. Evet başarılar. Sağ ol. Nuri kırmadınız. Kupayı aldınız. Çok mutluyum, çok büyük bayram şimdi Körfez'de. Ben çok mutluyum, bizim takım 1-0'a galip kazandım. Ben çok mutluyum. Nasıl, ne yapacağım? Bu bir büyük trofe burada Türkiye'ye mesela. Sonra daha var. Daha büyük hedefler. Daha büyük. Önümüzdeki sene şampiyon Kocaeli. En büyük Kocaeli. Başarılar. Evet Melih, sendeyiz. Teşekkürler Öçün. Evet, geçen yıl Intertoto ile başlayan kupa heyecanı bu sezon kupa galiplerinde devam edecek Kocaelispor adına. İşte Kocaelisporlular gerçekten bir futbol devini yendiler. 1-0, 88 Nuri'nin attığı gol 1-1'in rövanşında ve işte müthiş bir atmosfer İzmit İsmetpaşa Stadı'nda. Tarihinde ilk kez finale çıktı ve kupayı aldı Kocaelispor. Ve Trabzon'daki maçta Kocaelispor'un golünü kaydetti. Evet, deplasmanda kaydettin golü ve turu atlamada, kupayı almada büyük rol oynadın. Bu maçta da bu sevgiyi doyasıya yaşıyorsun. Duyguların nelerdir? Eski takımına karşı kazandığın bir kupa var. Valla biz futbolcular sahada iyi olduğumuz sürece varız. Onun için biz burada hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Trabzon'da da aldı, hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Golü kimin attığı önemli değil. Önemli olan Kocaelispor'un başarısıydı. Kupayı biz hak ettiğimize inanıyoruz ve hakkımızla aldık. Evet, tebrik ediyoruz. Avrupa'da başarılar. Sonra. Teşekkür ediyorum. Kupayı vereceksiniz biraz sonra. Tabii çok güzel bir maç oldu. Büyük bir taktik maçı oldu. Kocaelispor'u kutluyorum. İlk defa Türkiye Kupası'nı alıyor. Kocaeli'leri kutluyorum. Çok güzel bir gün. İnşallah Türkiye Avrupa'da çok güzel bir şekilde temsil edecekler. Ve tarihinde ilk kez finale çıkan Kocaelispor bu haklı gururu yaşayacak. Evet, başkanlarını beklediler. Kaptan Osman başkanlarını bekledi ve işte kupa Kocaelispor'un. 35. Türkiye Kupası'nın sahibi Kocaelispor. İzmit İsmetpaşa Stadı seneye kupa galiplerinde birbirinden zorlu rakipleri ağırlayacak. Kupa elden ele dolaşıyor.
İşte Faruk'un büyük sevinci. Kocaelispor bayrağını sallıyor. Soner eski takımına karşı mücadele etti. İlk maçta golü var. İşte müthiş bir atmosfer İzmit'te. Son anlarda gelen golle kupayı kazanan takım Kocaelispor oluyordu. 1966 yılında kurulan Körfez ekibi tarihinde ilk kez bu anlamlı kupayı kazanarak unutulmaz bir başarıya imza atıyordu.